Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam yine Hutbe-i Şamiye metni üzerinden İslam dünyasının karşılaşmış olduğu problemleri, bütün insanlığın problemleriyle birlikte düşünmeye devam ediyoruz. Bu problemlerin ne olduğunu tespit etmek, onların aynı zamanda çözümleri üzerinde daha sağlıklı bir değerlendirmeyi bize mümkün kılıyor. Doğru teşhisleri yapabilmek, doğru tedavileri yapmayı da beraberinde getiriyor. Bu problemlerin neler olduğu ile ilgili geçen haftalarda da konuştuğumuz birçok insanın kendiyle alakalı, kendi yolculuğuyla alakalı temel sorunların üzerinde durmakla yolculuğa devam ediyorduk. Bu soruların içerisinde özellikle içinde bulunan dönemlerin geçmiş dönemlerle ve gelecekte olan ilişkisini kurmak da oldukça önem arz ediyor. Özellikle İslam dünyasının geçmişteki ortaya koyduğu insan profili, insanın gerçekliği ve insanın geçmiş ve geleceğiyle birlikte inşa etmeye çalıştığı medeniyetin bir bütünlük halinde anlaşılması, bir temel ilkeler çerçevesinde izaha devam edilmeye çalışılması çok ciddi manada bir insanın evrendeki, kainattaki ve Rabbi karşısındaki durumlarını, pozisyonlarını belirlemesinde son derece önemli bir durum oluşturuyor. Bu akşam da inşallah yine geçen haftaki hocalarımızın bu değerlendirme sürecine devam edeceğiz inşallah. Adem Ölmez, Profesör Doktor Adem Ölmez hocamız bu akşam bizle beraber. Öncelikle ilk soruyu yönetmek istiyorum. Yine Adem hocam hazır mısınız? Hazırım, İlk buyurun. sorumuz buradaki İslam dünyasında belki geçmiş dönemleri de dikkate alarak mazi kıtasının istilasına engel olan 8 dehşetli engel, mümanaat kavramıyla karşılıyor bunu metin. Ve bu engellerin içerisinde özellikle birinci, ikinci, üçüncü mani olarak yine bu bilginin dayandığı bilgiyle ilgili, delillendirmeyle ilgili bir problem olarak ecnebilerin cehli, o zamandaki vahşetleri, cehalet, vahşet ve dinleri taassuplarıdır. Üç kavramımız var. Cehil, vahşet ve taassuplar. Bunu engelleyecek, yani bu taarruzu, bu belki istilayı önleyecek İslam dünyasından marifet, medeniyet ve mehasin. Üç karşı kavram marifet, medeniyet ve mehasin ile kırıldı ve dağılmaya başlıyor diyor Bediüzzaman Said Nursi. Sevgili Adem Hocam, siz bu konuda bu kavramların taarruzlar ve bu taarruzları önleyici İslam düşüncesinden, İslamiyet'in bağrından, hakikatlerinden bunlara tedavi olarak marifet, medeniyet ve mehasinler nelerdir? Bunlar üzerinde ne demek lazım? Biz de bu akşam neler paylaşıyorsunuz? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun hocam. Ben değerli hocalarıma ve kıymetli dinleyenlere hürmetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi burada ifade ettiğiniz gibi aslında geçen hafta başlamış olduğumuz terakki meselesinin bir boyutu ele alınıyor. Ben ilk cümleden birkaç söz söyleyerek başlamak istiyorum. İstila kelimesinden. Hakaiki İslamiyet'in mazi kıtasını tamamen istilasına 8 dehşetli maniden bahsediliyor. Şimdi bulunduğumuz yerden yani 1911'den affedersiniz 1911'den maziye doğru baktığımız zaman Hakaiki İslamiye'nin efendim hayat bulamadığı, mazi kıtasında yaygınlaşamadığı vurgulanıyor. Bunun nedenleri inceleniyor. Batıdaki nedenleri özellikle. Şimdi Hakaiki İslamiye'nin efendim Batı'da özellikle dünyanın genelinde yaygınlaşamaması ve Batı kültür ve medeniyetinin istila etmesini burada maddeler halinde biçimlendirmiş. Ama burada mesela istila kelimesine takılıp birkaç cümle söyleyelim dedim.
16. yüzyıla, 17. yüzyıla gidecek bir yaklaşım biçimidir aslında bu. Mesela Katip Çelebi'de benzer yaklaşımlar görülür. Yani Batı'nın neden bütün dünyada hakim olmaya başladığını kendi zihninde efendim analiz etmeye çalışır. Daha sonra mesela Müteferrika'nın Usulü Hikem adlı kitabında Batı'nın coğrafyayı tanımasının onlara nasıl bir imkan kazandırdığını ve dünyanın pek çok yerinde sömürgeler edinerek güçlerini, kuvvetlerini efendim toparladıklarını, güçlendiklerini vurguluyor. Burada Bediüzzaman Hazretlerinin vurguladığı maddi cihetli bir güçlenmeden çok, tabi hakaiki İslamiyenin, yani gönüllerin fethinde acaba neden dünyanın ekseriyeti Müslüman olmadı 1911 tarihi itibariyle? Halbuki İslam dini akla hitap ediyor, mantığa hitap ediyor. Efendim gelişmeleri tamamen kabul ediyor. Bu şartlardaki bir din efendim dünya genelinde neden kabul görmedi? Burada tabii sıralamış maddeleri ama bu istila kelimesinden sonra o birinci maddeye geçersek sizin sormuş olduğunuz soruya. Diyor ki orada ecnebilerin cehil ve o zamanda vahşetleri ve dinlerine taassupları olarak gösteriyor. Yani hakikati İslamiyenin Batı'da yaygınlaşmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi dinlerine taassupları. Bunu belki şöyle ele almak lazım. Batı tarihini baştan itibaren ele aldığımız zaman 15. yüzyıl öncesi ve 15. yüzyıl sonrası denerek bakmakta fayda mülahaza edebiliriz. Neden? 15. yüzyılla birlikte, hatta 16. yüzyılda daha etkili bir şekilde Batı'da artık aklın keşfedildiği yeni bir dönem başlıyor. Zihinsel yaklaşımların akılla gerçekleştiği, rasyonelitenin hayata taşındığı, yeni bir dönemin başladığı evre 16. yüzyıl, 15. yüzyılın sonları. Bu kuşkusuz Rönesans ve Reform'un sonucunda ortaya çıkmış bir durum. Bediüzzaman Hazretleri bu noktalara zaman zaman atıfta bulunmuş ve değerlendirmiş. Oradaki akıl kelimesini olumlayarak Batı'dan bahsediyor. Yani Batı'nın aklı keşfetmiş olması onun olumlu hanelerine yazılan bir öges olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Batı'nın efendim Avrupa 2'dir diyerek Batı'yı bir tahlil ediş biçiminin olduğunu biliyoruz. Şimdi Haçlı seferleri, uzun süren savaşlar, efendim cehaletleri Batı'nın yüzyıllar boyunca kendi içinde hakikatleri keşfetme noktasında kısır kalmalarına neden oldu. Şimdi düşünün 15. yüzyıla kadar yoğunca 11. yüzyılda, 12. yüzyılda Haçlı seferlerinde bunlar Batılı toplumlar zihinlerine bir takım din adamlarının vesairenin sözlerini kendilerine rehber edip akıllarını kullanmadılar. İlmi gerçekler noktasında da akıllarını kullanmadılar. Bundan dolayı cehaletin olduğu bir yerde, vahşetin olduğu bir yerde ve dini akılla keşfetmek yerine dini taassupla almış bir ortaçağ skolastik dünyasını düşünürseniz böyle bir dünyada İslamiyet'in gireceği bir kapı yok. Yani bütün menfezler tıkanmış. Ne gerekiyor böyle bir ortamda? Belki işte o bilginin efendim Avrupa'da 15. yüzyılın sonlarından itibaren yeni dönemin özellikleri gerekiyor. Belki o Bediüzzaman dünyasında marifet ve medeniyetin mehasini diyerek tanımlanıyor. 15. yüzyıldan sonraki o Batı'nın skolastik kutusu diyelim biz ona, menfezi olmayan o kapalı kutuya 15-16. yüzyıldan itibaren hakikatler girmeye başlıyor. Nasıl girmeye başlıyor? İşte kilise, Luther ve pek çok ülkede farklı önderlerin liderliğinde
Katolik Kilisesi'nin katı ilkeleri sarsılıyor. Luther'in hani meşhurdur artık Wittenberg Kilisesi'nin duvarına yeni protestanlık esaslarını astıktan sonra Allah'la kul arasına kimse giremez. Aklıyla insan efendim alemi düşünebilir, Allah'a dua edebilir yaklaşımını getirmesinden sonra ve İncil'i milli dillere tercüme çevrilmesinden sonra insanlar o hakikate ulaşmada bazı delikler buldular. Yani. Bu kapalı, zırhlarla kapandı çevresinde Hristiyanlık ilkelerinin o sıkılı taassubunun etkisiyle bozulmuş Hristiyanlıktan bahsediyoruz. Kapanmış o delikler aklın ortaya çıkarmış olduğu şartlarla yeni yeni menfezler bulmaya başladı. Bunu bu menfezleri Bediüzzaman işte batıdaki bir takım eğitim kurumları vasıtasıyla gelişmiş olmasına bağlı olarak marifet ve diğer fenli ve teknolojik gelişmelerin getirmiş olduğu insanlardaki rahatlamayı da medeniyetin güzellikleri olarak isimlendirerek insanların artık hakikate ulaşmadaki engellerinin yavaş yavaş kalktığını söylemiş. Belki bunu şöyle genellemek mümkün. Buyurun cümlenizi. Yani buyurun o 16. yüzyılı esas alalım. 16. yüzyıla kadar gelen bir süreç bir kesintiye uğruyor. Ondan sonra o medeniyetin mehasini yavaş yavaş kendisini göstererek bir de tabii aydınlanmanın getirmiş olduğu mekteplerde yeni fenlerin batıda okunmasıyla o kapalı kutu açılmaya ve hakikatleri öğrenmeye meyilli insanların artmasına neden oldu. O süreç tabii şimdi çok daha ileri bir noktaya ulaştı. Şu anda batılı şimdi, insan... Aynı durum söz konusu mu hocam? Onu bir iki cümleyle tamamlayıp diğer soruya geçmek istiyorum ama yani bu Batı'nın cehli, vahşeti ve taassubu esasında İslamiyet'in aynı zamanda mücadele ettiği bir şey olarak ortaya konuyor. Öyle mi anlıyorum? Tarihte de. Kesinlikle öyle ama 16. yüzyıldan sonra bence bunun kırılmaya başladığını ve bugün de 16. yüzyıl öncesi gibi bir taassup ve vahşetin beklemenin anlamsız olduğunu, insanların aklı gördüğünü, keşfettiğini söyleyebiliriz. Ama bunun yanında geçmişten kalan bir takım alışkanlıklarla taassupla, din adamlarının yönlendirmesiyle hala o skolastik darboğazın içerisinde dolananlar olabilir. Ama azınlıktadır bence. Biz bu dördüncü ve beşinci mani şeklinde ifade edilen papazların ve ruhani reislerin riyasetleri, bu anlamda tabii klerci denilen Batı açısından ruhban sınıfı denilen özel bir sınıf olarak karşımıza çıkan uzun yüzyıllar bugün de devam eden ama bugünkü belki farklı vurgularıyla devam eden bir unsur üzerinde şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle Orta Çağ, Batı'nın Orta Çağı, Batı'nın aydınlanması olarak ifade edilen dönemlerde İslam dünyasında din adamı sınıfı diye bir sınıftan söz etmek mümkün müydü? Tarihsel olarak papazların o toplumlardaki yeri, karşılığı üzerinde Adem Hocam'la devam etmek arzu ediyoruz. Adem Hocam, bu bölümde de özellikle körü körüne taklit etmekle ilgili belki tarihteki karşılıkları, yüzyıllar içerisindeki karşılıkları ve belki bugün de birçok tırnak içinde modern insanın dine ve dini unsurlara karşı en büyük itirazlarının kaynağını teşkil eden ruhban sınıfı, ruhani reislerin her şeye sahip olma, dinin de sahibi, toprağın da sahibi, iktidarın da sahibi olarak karşımıza çıkarak tahakküm etmeleri nasıl oluşmuştur? Bu tahakküm nedir? Dini tahakküm nedir? Ve bu iki maniye de İslam dünyasında Bediüzzaman'ın iki vurgusu var. Bu taassuba birinci de taassup vurgusu vardı. Şimdi bu dördüncü ve beşinci engellerde, manialarda ise bu taassupların artık tahakküme dönüşmesi, hegemonya dönüşmesi söz konusu. Ve İslam dünyasından da buna iki cevap var. Birisi fikri hürriyet, hür fikir, serbestiyet manasında insanların din ve vicdan hürriyetlerinde, ifade özgürlüğünde bugünkü kavramlarla siz daha iyi bunu ifade edeceksinizdir. Fikri hürriyet ve meyli tahari hakikat. İki vurgu. Hürriyet meyli ve
hakikatin ortaya çıkması noktasında insanın meyelanı, insanlarda başlamasıyla bu iki baştaki bahsettiğimiz tahakkümlerin artık zeval bulmaya başlaması tespiti var Bediüzzaman Said Nursi'nin Kutbe-i Şamiye'de. Tarihsel olarak bunu siz nasıl değerlendirmek istersiniz? Tahakkümler ve hürriyet ve insanların hakikat arayış karşısındaki çerçevede. Hocam buyurun. Önce şunu belirtelim. İlk beş mani, dikkat edildiği gibi ilk beş mani Batı toplumlarının özellikleriyle ilgili. Sonraki üç mani de İslam toplumunun özellikleriyle ilgili tespitler içeriyor. Burada sizin bahsetmiş olduğunuz ruhani reislerin tahakkümleri ve körü körüne taklit nasıl yenilir? Yani Avrupa'da İslam'ın yayılabilmesi için ruhani reislerin tahakkümleri engel oluyordu. Körü körüne taklit engel oluyordu. Bu nasıl yenilebilir? Ve kısaca cevabı da veriliyor. Fikri hürriyet ve hakikati araştırma meyli. Şimdi bunu belki şöyle bir genelleme yaparak anlamaya çalışmalıyız. Ruhbanların iktidarıyla ilgili bir konu. Yani Hristiyanlığın ilk 3 asrından sonra malum ruhbanların bir güç ve kudret temsil etmeye başlaması ve gittikçe güçlenmesi belli zaman aralıklarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ben bunu 3 aşama olarak değerlendirebilirim. Bunlardan birisi ruhbanların 16. yüzyıla kadarki statüsü, iktidarlarının durumu. 16. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar durumu ve sonraki durumlar. Şimdi bunu neyi kastediyoruz? Ruhbanların iktidarında bu zaman zarfında ne gibi değişimler oluyor? Onları nazarlara sunup sonuçta bu sualinizin cevabına gelmek istiyorum. İlk dönem, yani 16. yüzyıla kadarki dönemde, feodalite dönemi diyebileceğimiz büyük ölçüde dönemde biliyorsunuz ruhbanların tam bir hakimiyeti ve tam bir iktidarları vardı. Katolik Kilisesi'nin din adamları kendi üretmiş oldukları bilgiyi meşruiyet vasıtası yapmışlar ve güçlü bir konuma gelmişlerdi. 15-16. yüzyılda hatta 17. yüzyılın ortasına kadar güçlerini kaybetmemek için çok çabaladılar. Şunu hatırlayalım, bu ruhbanların ilk döneminin sonu çok acı geçti. Avrupa'da 1648'e kadar o mezhep savaşlarını hepimiz biliriz. 30 yıl savaşları din, mezhep adına işte yarım yüzyıla yakın insanların birbirleriyle cederleştiği bir dönemi ifade ediyor. Aslında bu ilk dönem işte Vestfalya Barışı'yla bitirilen dönemdir aslında. Bundan sonra şunu anlamıştır Katolik dünyası. Biz yeni ortaya çıkan Protestanları tam ikna edemeyeceğiz. Savaşta da bunu yapamayacağız. Öyleyse bırakalım istediklerini yapsınlar demişler. Ama tabii iletişim her zaman insanları dönüştürür. Karşıdakilerle iletişim kuran Katoliklerde de dönüşüm olmaya başlamış ve Protestanlar zaten farklı bir şey söylemeye başlamışlar. Aklı ön plana almaya başlamışlar. Vazifeyi, çalışmayı ön plana almaya başlamışlar. 16. yüzyıla böyle girilmiş aslında. O uzun çabaların sonucunda savaşlarla iktidarını vermek istemeyen Katoliklerin büyük mücadeleleriyle sonuçlanan bir süreç. Bundan sonra bir başka aşama daha var. 19. yüzyılın ortalarında özellikle Osmanlı topraklarındaki Hristiyanlarda ve Avrupa'dakilerde örgütlenme anlamında şöyle bir şey gelişmiş. Ve bunlar kendi nizamnameleriyle daha özgürlükçü bir yapı oluşturmuşlar. Sanki bir devlet gibi yapılar kurarak alt seviyedeki bir insanın o ruhbanların oluşturmuş olduğu yukarıdaki ruhban demeyelim, ruhbanlık büyük ölçüde zayıflamıştır 19. yüzyılda.
din adamlarının oluşturmuş olduğu kastı kırıp kendileri başa gelmiş. Ve bununla da büyük bir güç kazanmışlar. Ve biraz daha hakikati öğrenme yoluna gitmişler. Ve dolayısıyla bu iki aşama, birincisi Vestfalia ile biten süreç, aydınlanmanın üretmiş olduğu akılla yoğrulan süreç. İkincisi de 19. yüzyıldaki bu nizamnamelerle kazanılan süreçte aslında ruhbanlar iktidarında büyük değişimler gözlemlenmiş ve Hristiyan din adamlarında bir araştırma meyline zemin bulmuşlar. İki, fikir hürriyeti oluşmaya başlamış. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman bir Hristiyan, sıradan bir Hristiyan, kendisi efendim cemaatin silsilesine dahil olup seçimlere katılıp en yukarı noktalara kadar gidebilir konuma gelmişler. Artık hak ve hakikati seçebilme rüştüne erişmişler. Onu söyleyelim. Bu üç aşamadan sonra. Evet. O rüştle artık İslamiyet'in güzelliklerini, hakikatlerini bulabilme, öğrenebilme imkanları ve zihinsel yapıları oluşmuş. Sevgili hocam, şimdi bahsettiğiniz gibi bu ilk beş mani esasında ecnebiler denilen, belki onu da konuşmak lazım, kimi kastediyoruz ecnebilerden? Hristiyanlık mı? Çünkü Hristiyanlık o dönemde İslam öncesinden itibaren bütün dünyadaki bir medeniyet kurma veya fikirleri oluşturma zemini olarak karşımızda ve bir güç, iktidar olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla bu ilk beş mani o dünyanın oluşturduğu maniler, o fikir dünyasının oluşturduğu engeller olarak karşımızda. Şimdi bu 6., 7. ve 8. mani olarak, yani İslamiyet'in geçmişte kendisini tam olarak açıklayabilmesi ve ifadeleriyle yaşanabilir, uygulanabilir halde görülmesinin önünde engeller olarak da bir bu 6. 7. mani olarak istibdadı tekrar Bediüzzaman Said Nursi önümüze büyük bir engel olarak İslam dünyası içerisinden gösteriyor. Batı dünyası, ecnebi dünyasında da var ama İslam dünyasına baktığımızda benzerlikler o noktada söz konusu olabiliyor. İstibdadın söz konusu olması bu engeli oluşturuyor. Şeriatın muhalefetinden gelen suyu ahlakımız. Yani İslam'ın kendinden değil de İslam'ı yanlış uygulamamızdan. Burada yine ikili bir şeyden söz, tarihsel olarak ikili bir durumdan söz ediliyor. Batı'nın din adamları, dini uygulaması. Kendimize dönüp bakıyoruz. İslam dünyasındaki, kendi içimizdeki tarihsel olarak istibdatlar, belki yöneticilerin, belki din adamlarının, belki toplumun içerisindeki bir takım istibdatlar ve bunun yanında da şeriatın uygulanmasındaki eksikler veya şeriatın tırnak içinde yanlış anlaşılması ile ilgili engellerimiz söz konusu. Ve burada iki vurgu daha var. Yine tarihsel olarak o konuda sizin yardımınıza çok büyük ihtiyacımız var. Münferit istibdatlar söz konusu. Yani yerel, bölgesel güç kullanımları din adına, şu adına veya bu adına bir istibdat kuvveti söz konusu. Bunlar bireysel olarak yavaş yavaş giderilse bile veya tek tek derebeyliklerinden mi veya bir küçük devletçiklerden mi, her neden bahsediyorsa, bunların yavaş yavaş yok olmasıyla birlikte aslında gelecekte ortaya çıkacak cemaat, grup veya komite gibi daha küçük ve dar anlamda ama bazen daha güçlü istibdatların da kırılmasına bir zemin oluşturuyor. Yani burada sorumuzu şöyle sormak isterim sevgili Adem Hocam. Yani öyle bir durumda diyoruzdaki durumu farklı bir versiyon olarak Müslümanlar arasındaki baskının, organize güçlerin tahakküm etmesi ve bu anlamda İslamiyet'in, hamiyet-i İslamiyet'in ortaya çıkmasıyla yok olması beklenen bu istibdada karşı nasıl bir pozisyon belirlemek, nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Neler lütfedersiniz Adem Hocam? Estağfurullah. Ben önce daha önceki turdan kalan sualle başlamak istiyorum. Ulemanın iktidarla ilişkisinden bahsetmiştik. Malum Batı'da ruhban sınıfının aristokratlarla birlikte iktidarı temsil eden bir grup olduğunu söylemiştik. İslam dünyasında bu nasıldı? Siz bunu hatırlatmıştınız.
İslam dünyasında şimdi evet. Batı'daki tam farklı bir konumlanma söz konusu olduğunu hep görüyoruz. Yani Hazreti Peygamber zamanından itibaren şöyle bir baktığımız zaman hakim İslami ekol, yani genel geçer büyük çoğunluğun kabul ettiği ehl-i sünnet diyelim. Ulema iktidarın hep uzağında olmuştur. Yani hatta çoğu kez ulema muhalif bir tutum sergileyerek iktidarın hatalarını düzeltme fonksiyonunu icra etmiştir. İmam-ı Malik'in, İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Gazali'nin vesaire ulemanın tarih boyunca çizgisini şöyle bir dikkate aldığımız zaman siyasetle aralarına mesafe koyduklarını ve siyasetin eksikliklerini düzeltme yoluna gittiklerini söylememiz gerekiyor. Batı'da ruhban sınıfı bilgiyi temsil eden o ruhban sınıfı iktidarla nasıl ortaklık yapıyordu onu biliyoruz. Ama İslam dünyasına geldiğimiz zaman ulema söylediğimiz gibi bu Hazreti Peygamber zamanlık pratiklerle sonraki dönemlerde Selçuklu ve Osmanlı pratiğinde dahi hükümdarın yanında ona yardımcı olan, dini hükümlerde yardımcı olan bir müftü, bir Şeyhülislam vazifesini gören ancak iktidarı hiçbir zaman temsil etmeyen bir konumdadır. Tabii bütün bunu söylerken şunu da hatırlamakta fayda var. İslam dünyasındaki hakim cereyandan bu şekilde bahsettik biz. Ama bunun dışındaki mesela Şia'yı esas aldığımız zaman iş değişiverir. Ayetullahların 12. imamın efendim velayet-i fakih temsil etmesi itibariyle bir temsil vazifelerinin olması ve günahsız kabul edilmeleri iktidarı temsil eden bir fonksiyon getirmiştir. Özellikle Kaçarlar döneminde güçlenen ayetullahlar başlangıçta bir iki tane olmasına rağmen bugün sonraki yıllarda 60 ve bugün de özellikle İran'da mesela güç ve iktidarı temsil eden bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Devletin başındaki de din adamı olmak itibariyle parlamentonun kararlarını eleştirebilecek noktada kararlar verebiliyor. Demokratik açıdan üzerinde konuşulabilecek bir şey. Bunu ben bir istisnai durum olarak bir kenara bırakarak İslam dünyasındaki hakim çizgiden bahsediyorum. Ulema muhalif bir tarzdadır. İktidarı temsil etmez, iktidar gücü üzerinde taşımaz. Batı'dakinin benzeri değildir. Batı'dakiyle farklıdır. Evet, şimdi diğer sorunuza geçebilirim. Diğer sorunuzda aslında İslam toplumunun hatalarından bahsederek İslam'ın yayılmamasına atıfta bulunulmuştu. Bu İslam toplumunun buradaki hatası da istibdat ve şeriatı muhalefetten gelen bir takım suyu ahlak. Yani bunu söyleyince tabii şu hemen aklımıza geliyor. Bediüzzaman'ın kavramsallaştırmasıyla gayrimüslim bir mümin diyor. Gayrimüslim bir mümin. Yani davranışları İslami değil ama iman ediyor. Buna karşı dinsiz bir Müslüman diyor. İnanmıyor ama Müslümanların yapması kese pek çok şeyi yapıyor. Bundan dolayı belki şunu hatırlamak lazım. Şimdi dindar ama Müslümanlığında problem var. Öyle insanlar çoğalmaya başladı. Bugünkü dünyamızı da aslında çok iyi anlatan bir şey bu. Suyu ahlak, o İslam'ın esaslarına uymamaktan kaynaklanan, üzerinde istibdadı taşıyan, kötülükleri taşıyan, tembelliği taşıyan bir insanın temsil gücü nedir? Ona İslam'a katılacak insanlar bile onu görseler gelemezler. Şöyle bir örnekle bunu somutlaştırıp bitireyim. Suudi Arabistan'ın karıştığı, oradaki veliahtın karışmış olduğu bir suikast olayı yaşandı. Suikast olayı herkes biliyordu ki Suudi Arabistan efendim veliahtının bu işe dahli var. Ama bir türlü bu ispat edilemediği için ortalıkta dolaşıyor. Şimdi Selman'ın şahsında, Suudi Arabistan veliahtının şahsında Batı'dan bakıldığı zaman
İşte Müslümanlar böyle, şaraptan efendim beslenen bir insan böyle diyerek İslam'a birazcık uzaklaşıyor. Bundan dolayı Bediüzzaman burada İslam'ın bütün dünyaya yaygınlaşmamasında bizim İslam'ı anlamayıp bir takım suyu ahlakımızın mani olduğunu söylemektedir. Sekizinci mani olarak karşımıza çıkan bu bazı yeni gelişmelerin, özellikle 19. 20. yüzyıldaki bilim ve fenlerde yeni gelişmelerin bir kısmının İslam coğrafyasında sanki böyle bir tırnak içinde kompleks oluşturduğu veya bunların İslamiyet'e ters olduğu, İslamiyet'e karşı bir muaraza oluşturduğu, bir çatışkı nedeni olduğu gibi bir anlayış konuşulmaya başlanıyor. Bunu da dikkate alarak yeni dönemlerin, özellikle 19. 20. yüzyılın tarihsel olarak ortaya koyduğu din, bilim, felsefe tartışmaları ortaya koyduğu bir çatışma alanı üzerinden İslam dünyasının da buna katkısı veya buna karşı tedavisi noktasında tabii ki eminim çok uzun konuşmak arzu ederiz. Çok uzun bir mevzu esasında. Ama süremiz de 2 saate aştı. 2-3 dakika içerisinde bir toparlama da yapmak üzere son sözleri verebilir miyim Ahmet Hocam? Adem Hocam. Evet, teşekkür ederim hocam. Çok zor bir şey ama en azından başlıklarını koyup bir sonrakinde arzu ederseniz bir sonraki müzakerede tekrar açmak kaydıyla başlıklarını konuşup 2-3 dakika içerisinde tamamlayabilirsek bir zahmet. Şimdi aslında İslam'ın bütün dünyaya yayılmamasının nedenlerinden bir tanesi de İslami metinlerde ve geleneksel İslami metinlerde bazı hususların yeni fenlere aykırı görülmesi olarak ifade ediliyor burada. Şimdi 18 ve 19. yüzyıl mekteplerinde batıdan gelen bilgi Osmanlı mekteplerinde okutulmaya başlayınca bazen geleneksel bilginin içerisinde olmayan yeni bilgiler gelmeye başladı. Ve bu da bazı konularda sanki İslam ile zıtmış gibi bir takım yorumlara, yaklaşımlara neden oldu. Burada mesela Sevrehut örneğini Bediüzzaman Hazretleri veriyor. İşte dünya öküz ve balığın üzerindedir. Zahiri manasına ters gibi görünüyor. Ancak işte onu nasıl yorumluyor? Dünya işte balıkçılık ve tarımsal hayvancılık, tarımsal etkinlik ve hayvancılığın üzerindedir anlamında bir anlam verildiği için öyle denildiğini söylüyor. Ama zahiri görünüş itibariyle hatalı görünüyor. Bunları düzeltmeye çalışan biraz da seküler yaklaşımda mesela Tanzimat döneminde pek çok yayın da var. Bunlardan bir tanesi de Mecmua-i Fünun'dur. Oradan bir örnek verip konuşmamı bitireceğim. Fazla uzatmayacağım. Mesela semadan nüzul eden buğday diye bir makale var Münif Efendi'nin. Semadan nüzul eden buğdayı hangi halk İslam'ında geleneksel olarak bir takım özel anlamlar atfediliyor. Aşkın bazı anlamlar veriliyor. Münif Paşa diyor ki bu hayır diyor. Bu normal nedensellik içerisinde açıklanabilir. Rüzgarlar buğdayı bir yerden alıp bir yere indirir diyerek böyle o yeni fenlerin çerçevesinde seküler anlayışla sunmuş oluyor. Tabii burada netice itibariyle yeni fenlerin özü de efendim Kur'an'ın mesajıyla çatışmıyor aslında. Ama zahiren bir takım şeyler çatışıyor gibi görünse de onların da yorumlanması gerekiyor. Bu kadar konuşalım madem zamanlar. Teşekkür ediyorum.